gelmiş Kanobi. Anne babamayken. Şu anda bir nöbetteyiz. Bugün başladı aslında. Pek çok yerde nöbetlerimiz başladı. Aynı zamanda aldığımız tüm belediyelere de siyah pankart astık. Kayyum gaspını kabul etmiyoruz diye ifade ettik. Doğrusu bunun bir daha bu topraklarda yaşanmamasını diliyorduk. Tüm ön seçim çalışmalarımız ve seçim çalışmalarımız boyunca hem halkın artık yeter demesi ve bunun gerçekleşeceğine dair umudumuz, hem de kayyumların aslında politik olarak tamamen çökmüş olduğunu görüyoruz. Bunu hep dile getirdik. İktidar da bunu görüyor aslında, ama bir inatı var, bir burada ısrarı var. Seçimle alamadığını, sandıktan çıkamayan, kendileri için çıkamayan oyu bir biçimiyle böyle ele geçirmeye çalışıyor. Elbette bunun sonu yok. Bu doğru bir politika değil, doğru bir yol değil. Derhal iktidarı ve iktidarın ortaklarını bu yol yöntemden vazgeçmeye çağırıyoruz. Bunun Türkiye halkları için, Kürt halkı için, bölgenin barışı, huzuru, adaleti için hiçbir faydası yok. Biz halkların bir arada özgürce, demokratik zeminde yaşamasını savunuyoruz. Aynı zamanda Kürt halkının her halk gibi seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. Aslında burada Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına üçüncü defadır kayyum atanmaya çalışılıyor. Evet, önce Van'da denendi. Seçimlerden çok kısa bir süre sonra, hatta mazbata verilmeden önce. Ve Van halkının direnişi, iradesine sahip çıkması ve yine diğer Kürt illerindeki halkımızın da Van'la dayanışması elbette olumlu bir sonuç getirdi ve bu yanlıştan geri döndü iktidar. Biz böyle olmasını çok umutlu bulduk. Bundan sonra kayyum siyasetinin değişeceğini, bu antidemokratik uygulamanın değişeceğine dair inancımız vardı. Ancak bu sabah, bugün eş başkanımızın gözaltına alınması ve yani hukuk dışı, gayri hukuki gerekçelerle şu an gözaltında tutuluyor oluşu, yarın değil öbür gün ayın 5'inde kendisinin başka bir mahkemesi var, başka bir yargılandığı başka bir duruşması var. Böyle iç içe geçmiş bir bahaneler silsilesi. Madem eş başkanımızın hakkında bir dava vardı, o zaman YSK'ya başvurduğunda kendisinin başvurusu alınmayabilirdi. Bütün bunlar tabii tuzaklar. Bu seçme ve seçilme hakkının önüne konulmuş engeller. Biz bunu tanımıyoruz, direneceğiz. Asla ve asla hiçbir belediyemizde bir daha kayyumları görmek istemiyoruz. Halkımız bu konuda müsterih olmalı. Seçim kampanyası boyunca da verdiğimiz sözü tutacağız. Elbette hep birlikte, halkımızla birlikte, onların dayanışmasıyla, onların da bizimle birlikte bu mücadeleyi büyütmesiyle bu antidemokratik uygulamayı sonlandıracağız. İktidara geri adım attıracağız. Çünkü bunun halklara hiçbir faydası yok. Türkiye siyasetine hiçbir faydası yok. Bunu görmeleri lazım. Bir önümüzdeki 5 yıl daha kayyumla gidemez. Çünkü kayyumların ne kadar büyük tahribatlara yol açtığını biz şu an birebir her an ve her an yaşıyoruz. Gerçekten halkımız da bunun çok çok net bilincinde. Kayyum sizin kentlerinizin, arazilerinin yandaşlara, rantiyecilere peşkeş çekilmesi demektir. Halka rağmen halkın olan paraların, halkın olan kaynakların çarçur edilmesi ve başkalarına peşkeş çekilmesi demektir. Biz bunu her gün, her dairemizin iş ve işlemlerine baktığımızda, her eski dosyalara baktığımızda maalesef görüyoruz. Tam bir işin içinden çıkılmaz hale getirmişler, tam bir sorun yumağı haline getirmişler kentlerimizi. Dolayısıyla kentlerimiz bu kadar tahrip olmuşken ve sorun yumağı haline gelmişken pek çok sorunlar kayyum eliyle, bir daha, üçüncü defa bu yanlışa düşmemeleri gerekiyor iktidar. Demokratik zeminde Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına saygı duyması, sandıktan çıkan iradeye saygı duyması gerekiyor. 2 Haziran'da Hilvan'da seçimler yapıldı ve bu
İrade yeniden tecelli etti. Biliyorsunuz Silvan'da sandıkları yaktılar, oyları yaktılar. Kendileri yaktılar. DEM Parti'nin sanki onların bir yakma eylemiymiş gibi gösterdiler. Bütün bu oyunların sonu geldi Silvan'da. Biz biliyoruz ve umut ediyoruz ki ve inanıyoruz ki burada da Hakkari'de de başka yerlerde eğer atamayı niyetleri varsa da hiçbir biçimde başarılı olamayacaklardır. Bu sefer kesintisiz hiç durmadan sürdürülebilir haklı mücadelemizi, demokratik eylemlerimizi ve meşru müdafaamızı elbette yapacağız demokratik zeminlerde. Bu halk bizi seçti. O valiyi seçti. İşte o yüzden de şu an uyuyamıyor. Uyuyamadı. Çıkıp burayı boşaltıyor. Ancak bunu yapabilir. Uyku girmez gözüne. Giremez. Biz bu halkın iradesini giremez. O vali ancak bunu yapabilir. O vali ancak bunu yapabilir. Başka bir şey yapamaz. Halkı, biraz geri çık. Biz halkın gönlünde biz varız. Ne yapabiliriz bundan bak? Oradan doğru da. Bizim görevden alınmasına ilişkin verilen kararın hukukla bağdaşır hiçbir tarafı yok. Maalesef kendisi idari bir kararla ve hukuka aslında yürütmenin yargıya yaptığı bir darbeyle şu anda gözaltında ve yerine kayyum atandı. Niye yürütme yargıya darbe yapıyor diyoruz? Çünkü hepinizin bildiği üzere 2014 yılında başlatılan bir dosyada duruşması vardı. Karar duruşması olarak ayın 5'inde karar duruşması olacağı bekleniyordu. Ancak bu dosyada da eksikliklerin olduğu ortada. Mahkemenin ara kararlarında Sıdık Başkanımızın birleşen bir dosya için herhangi bir şekilde beyanının alınmadığı göz önünde bulundurulmuştu. Ayrıca itirafçı tanıklar, yani gizli tanık olarak dosyaya dahil edilen iftiracı tanıkların tanıklık vasıflarının devam edip etmediği mahkeme tarafından sorulmuştu. Biz bu tanıkların birçok dosyada tanıklık sıfatlarını yitirdiklerini biliyorduk. Ancak bugün gün içerisinde 2024 tarihli başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek belediye başkanımız gözaltına alındı. Dosyada kısıtlılık ve gizlilik kararları alındı. Onun için şu saat itibariyle dosyanın ne dosyası olduğunu henüz teyit ettiremedik. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Orada soruşturma dosyasının tarihine atıf yapılmamış. Sanki eski bir soruşturmaymış gibi deklare edildi ve iddianamede ve mütalada eş başkanımıza yöneltilmeyen İddialara ilişkin İçişleri Bakanı bu iddialarla görevden alındığını deklare etti. Biz bu hukuksuz yargı kararına karşı demokratik haklarımızı kullanmak için bugün bir eylemselik başlattık Hakkari'de. Saat 7 itibariyle de hem sokaklara çıkıp hem de akabininde oturma eylemini başlattık. Şu saat itibariyle de eylemimiz hala devam etmekte. Ama bu eylemde de göze çarpan hukuksuzluklar var. Kayyumu koruyucu bir kolluk gücünün nasıl pervasız yaklaştığını da gözlemlemekteyiz. Biz bu hukuka aykırılıkları kabul etmiyoruz. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve direnişimizle kayyumu yeneceğimizi, nasıl ki 31 Mart'ta devletin bütün imkanlarını seferber ettiği Hakkari'de yenildiyse, kayyum irade gaspına da bu şekilde direnişimizle yeneceğimizi biliyoruz. Bütün halklarımıza buradan çağrımızı ineliyoruz. Eğer demokrasiye en ufak bir kıvılcıma dahi inancı olan birileri varsa ve hukukun üstünlüğünü savunuyorsa, bizim bu direnişimize ses olmalıdır. Dayanışma duygularını göstermelidir. Bu yönüyle bütün kamuoyu bu Hakkari'deki irade gaspının karşısında durmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Şahsi telefonunu da çeker. Görevli arkadaş. Tamam. Başka. Görevli. Çekil. 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 Çekil